Haydar hoş geldin. Hoş bulduk abi. İrem hoş geldin. Hoş buldum. Berker hoş geldin be ya. Hoş bulduk be. Yasemin hoş geldin. Hoş buldum. Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Bugün seninle ne kadar öğrencisin testi yapacağız. Bugün seninle ne kadar öğrenciydin testi yapacağız. Normalde öğrencisin testi yapıyorduk da seninle öğrenciydin testi. Ben hala öğrenciyim. Vay. Hazır mısın? Hazırım evet. Abi. Elleri kaldırabilirsin. Kalktı. Abi eller ne öyle? Abi ben çizerim. Topuç çiziyorum. Evdekilere ders çalışıyorum deyip odada televizyon izlediğin, bilgisayarla takıldığın oldu mu? Evet. Yok olmadı ya. Olmadı. Olmadı. Evdekilere ders çalışıyorum deyip odanda bilgisayar ya da telefonla takıldın mı? Takıldım. Takıldım. Evet. Evet. Hatırlıyor musun ne zamanlar olduğunu? Lisede mi? Abi bütün seferde yaptım bunu. Bence sen hiç bunu yapmamışsındır. Çünkü ders çalışıyorum deyip içeri gitmediğini düşünüyorum. Yani hiç gerek bile duymadım. Aile baskısından dolayı. Ha. Başka sınıftan birinin Instagram hesabına hiç baktın mı? Aferin sana. Hayır ya. Asla. Çok yalan bir ifade. Abi yok, ben direkt numarayla çözüyordum. Başka sınıftan birinin Instagram hesabını stalkladın mı? Evet. İtiraflar geliyor. Çok stalkladım. Başka sınıftan birinin Instagram hesabını stalkladın mı? O zaman Instagram var mı? Abi 80 sene önce bir şey yoktu ya. Yazılıda kopya çektin mi? Evet abi. Buna ya hayır diyen yalan söylüyordur. Çekmeye çalıştım. Olmadı mı? Olmadı. Yakalandın mı? Evet ama çekmiş sayılıyorsun ve bunu da inledin. Yazılıda hiç kopya çektin mi? Çekmez olur muyum ya? Ben denemelerde öyle netim yükselttim. Tebrik ediyoruz seni. Gerçekten öğrenik bir öğrencisin. Tabii ki. Kesinlikle evet. Çekmedim, kopya verdim. Kime verdiğini hatırlıyor musun? Bir tane arkadaşım vardı. İsim söyleme. Ona verdim. Peki nasıl verdin? Sormuştu. O da çoğu soruyu bilemiyordu. Soru bitmek üzereydi. Ben de direkt söylemiştim ona cevap diye. Bir daha yapma ama. Tamam. Okul tuvaletinde arkadaşlarınla dedikodu yaptın mı? Hayır. Yok, yapmadım ya. Yapmadın mı? Yapmadım. O zaman indirme parmağını, indir. Sanki ben mi yani? Her şeyde de indirme belli. Tamam. Okul tuvaletinde arkadaşlarla dedikodu yapar mıydın? Yok be, o kadar. Yaptım. Dedikodu denmez de sohbet ettim, evet. Ne üzerine sohbet ettin ya? Yani genel kültürle ilgili. Genel kültürle. Hastayım bahanesiyle okuldan kaytardın mı? Yok. Vay, gider miydin okula? Giderdim. Evet. Hasta olsam da, ben zaten hasta da şok olmazdım, hep giderdim. Devamsızlığım hiç yoktu. Aferin. Yok, ben öyle çalışkan öğrenciyim. Vay. Hastayım bahanesiyle okula gitmediğin oldu mu? Evet. Ölüyordum hatta, yani bayılıyorum falan diyordum. Yani. Yalandan mı? Oo, neler yapıyordum. Kaçıncı sınıflarda? Abi 6. 7. sınıfta çok yaptım. Ortaokulda çok yaptım. Ortaokulda evet. Evet. Yemek alırken kantine hiç borç yapmış mıydın? Kesinlikle hayır. Çünkü param hiç olmazdı. Bir kere yaptım. Yemek alırken kantine borç yaptın mı? Evet yaptım. Ben zaten bu soruları sorarken sana hepsinden o kadar eminim ki okeydim. Sonra ödedin mi? Hayır. Hala duruyordum. İzliyorsa merhaba. Hayır. Yapmadım. Ben kantinden yemek de almazdım. Ödevini hiç başkasına yaptırdın mı? Yaptırdın. Hangi ders hatırlıyor musun? Matematik. Ay ablam yani. Başkası dediniz. Ablama yaptırdım. He, yani. Bunu okeyledin mi peki? Evet ablama yaptırdım. O da başkası oluyor. Doğru. Ödevini hiç başkasına yaptırdın mı? Hayır. Vay. Kendin mi yapıyordun ödevleri? Evet. Helal. Yok, ödevimi kendim yapardım ya da paşa paşa yapmazdım. Vay. Hayır. Bana yaptırıyorlardı abi. Sen mi yapıyordun insanları? Evet. Helal olsun. Evdekilere okuldan şu kitabı istediler ya falan deyip harçlık aldın mı? Okuldan kitap değil de gezi bahanesiyle aldım evet abi. Ne yaptın o parayla? Oo. PlayStation, internet kafe. Evet. Pardon, diğer parmağı. Yok, kitap istediyseler onları da almazdım zaten. Bu nasıl bir olay? Evdekilere okuldan şu kitabı istediler falan diye uydurup harçlık aldığın oluyor muydu? Kesinlikle hayır. Almaz mıydın? Hayır. Hatta zorla kitap aldırırdım. Vay. Başkalarına hem de. Cidden. Almadım. Almadın mı? Aferin.
Kankana hiç yalan söyledin mi? Hayır. Vay. Ya söylemişizdir canım. Kankam evet. Söyle. Kankana hiç yalan söyledin mi? Hangi konuda mesela? Gerçi söylemişim de öğrenebilir ama. Hangi konuda söylediğimi hatırlamıyorum ama çok eski söyledim. Kankanın adını vermek ister misin? İdil. İdil. İdil'e de selam göndermiş olalım. Asla. Çok dürüst bir insandım. Yalan söylüyorum. Kankana sadık mısın? Evet. Yazılıya çalıştığın halde arkadaşların sorduğunda hiç çalışmadım ya dedin mi? Yok, çalıştıysam çalışmışımdır. Evet. Hayır, çünkü hiç çalışmadım zaten. Hiç gerekli bir şey değil demiş. Yazılıya çalıştığın halde arkadaşların sorduğunda hiç çalışmadım ya dedin mi? Hayır. Dürüst müydün bu konuda? Çünkü genelde çalışmıyordum. Sen de mi? Nereden bulduk böyle öğrenci? Dedin. Dedim. Biraz numara yapıyoruz değil mi öyle durumlarda? Peki siz 3. sınıfta yazılı oluyor muydunuz? Normalde olmuyoruz ama hocamız önceden denemek için 4. sınıfı hazırlıyız. Onun için deneme yapıyordu bize. Ha, güzelmiş. Evet, ne kadar öğrencisin testinde 7 tane doğru cevabım var. Bu da seni günün galibi yapıyor, şampiyonu yapıyor. Tebrik ederim. Bir şey diyeceğim abi. Bravo. Teşekkür ederim de. Ben buna sevinmeli miyim, üzülmeli miyim? Normalde üzülmelisin. Aslında bu öğrencilik testi senin ne kadar kötü bir öğrenci olduğunu gösteriyor. Abi ben asla pişman değilim yaptıklarımdan. Pişman olmak zorundasın. Özür dilerim. Yoksa cetvel geliyor ya. O.